Hayat Vardan merhaba ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. Keyfinizin yerinde olduğu, huzurunuzun yerinde olduğu, sevdiklerinizin yanında olduğu, sağlığınızın, sıhhatinizin, huzurunuzun o iç huzuru var ya, yerinde olduğu güzel bir gün olsun inşallah. Artık koskoca bir sene de bitiyor, ay da bitiyor. E, bu bitenlerin yanında inşallah korona da biter diye hep dualarımıza katıyoruz. E, özellikle Son dönemlerde çok fazlasıyla haberler alıyoruz sevdiğimiz artık çok sevdiğimiz insanları kaybediyoruz e, enfekte olanları duyuyoruz yoğun bakımlarda yatan sevdiklerimizi duyuyoruz Allah korusun diyelim ve e, yine bununla alakalı da önlemlerimizi lütfen almayı unutmayalım her zaman söylüyoruz maske olmazsa olmazımız sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uymayı unutmuyoruz e, özellikle yarından itibaren yani yarın akşamdan itibaren başlayan bir süreçle birlikte pazartesi sabah 5'e kadar saatler 05'i gösterene kadar kısıtlamalar uygulanmış olacak. Hafta sonu boyunca dışarı çıkma yasakları e, bu haftadan itibaren uygulanmaya başlayacak. Onu da söylemiş olalım. Lütfen kurallara uydukça, söylenenleri yaptıkça eminim çok kısa bir sürede e, bu krizden bu içinde bulunduğumuz durumdan hep birlikte ülke olarak aşacağımıza kanaat ediyorum. E dediğimiz gibi en büyük servetimiz sağlığımız ve en büyük gücümüz de doğamız aslında. Yine bugün program sonunda kıymetli hocamla birlikte hatim doğasını gerçekleştireceğiz. E, Covid'den vefat edenler var. Onların isimleri de bana geliyor. Çok sevdiğim insanlar var arasında. Sizler de hatimlerinizi program süresi içerisinde bizlere gönderebilirsiniz. Program sonundaki yapacağımız hatim duamıza inşallah dahil edelim diyelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Elhamdülillah. Allah bu günü aratmasın. Siz de iyi misiniz? Allah şükürler olsun hocam. Allah helik versin. Sağlık olsun derdik ya, önceden. Çok hayatımızda klişe bir kelimeydi. Sağlık olsun derdik geçerdik. Her şeye ama. Ama şimdi gerçekten... Bunu tam anlamıyla söylüyoruz. Gerçekten sağlık olsun. Kesinlikle. Yani hayatımızda evet birçok kriter var ama bunların en başını sağlık çekiyor. Huzur çekiyor değil mi hocam? Yani sıraladığımız zaman bir Müslümanın huzuru çok önemli. İç huzuru, o iç huzuru dediğimiz kendini iyi hissettiği andaki durum çok önemli. Bir de hep denir ya hocam o başımızı yastığımıza koyduğumuz andaki o huzur da galiba çok çok önemli. Kesinlikle. Yani Zaten bugün araştırmacılar da söylüyorlar bunu İnsan vücudunda meydana gelen çoğu bedeni hastalıklar ruhun hastalanmasından kaynaklanan hastalıklar. O yüzden dediğiniz gibi yani iç huzuru başımızı yastığa koyduğumuzda rahat bir şekilde eğer ki koyabiliyorsak eğer ki vicdanımızı sızlatmayan veya vicdanımızı sızlatacak bir şeylerimiz yoksa o zaman biz insan oluyoruz zaten. Resulullah da buyuruyor ki insanların diyor en çok heder ettiği ve kıymetini bilmediği iki şey vardır. Bunlardan birisi boş vakittir, diğeri de sağlıktır. Hani siz dediniz ya e neyse sağlık olsun diyorduk biz. Yani hani hiçbir şey olmadı bari sağlık olsun yani çok da mühim değil. Ama şu anki konuma baktığımızda sağlığın ne kadar önemli olduğu, yani insanın kendisine ne kadar dikkat etmesi gerektiği, yani çok hikmetler ve dersler var bu koronada. Bu da bir Allah'ın ayeti aslında. Yani korona Allah'ın bir ayeti. Çünkü biliyorsunuz ayet sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değildir. Evet biz namazda okur, okurken Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuruz ama yani gökte ve ayetullahul ard diyor mesela Cenab-ı Allah değil mi ve ayetullahul leyl diyor. Onlar için gecede ayetler ibretler vardır diyor tıpkı gecenin ibret olması gibi, güneşin ibret olması gibi ve şemse diye Cenab-ı Allah Yasin suresinde buyuruyor. Vel kamera kaddernahu ile hatta adeke el il kadim buyuruyor. Biz aya belirli bir yol belirledik. O yoldan böyle daima üzerine düşen vazife yapar. Bunda bilenler için ayetler, ibretler vardır diyor. Tıpkı bunun gibi bu konuda Allah'ın bir ayeti. Ve bize çok mesajlar yolluyor cenab Allah. Yani bunu da iyi tefsir etmek lazım. İşte evet. sağlıkçılarımız, bu işle uğraşanlarımız bu işe iyi müfessirlik yapmalı ki bunda bize verilen mesajlar, Cenab-ı Hakk'ın bize yaptığı ihtarlar ve bize söylediği özellikler iyi okunmalı. İşte o zaman bu koronayla biz barışabiliriz. Evet. Hocam size de çok soruluyordur. Özellikle tabii çevremizde çok fazla şu an e, korona karantinasında olan insanlarımız var. Hastane yatanlarımız var. Benim de çok yakın çevremde karantinada olanlar var. E, belki size de çok soru geliyordur. Özellikle bu evde olunan süreçte bazıları evet hastalığı çok hafif atlatabiliyor. Bazıları tabii yatmak, e, dinlenmek zorunda kalabiliyor. <laughs> Neler okuyalım hocam? Yani o aslında ben şunu çok söylüyorum. Hayatımızda belki o. Herkesin hayatını aslında belki bir 10 günlük bir inzivaya çekilmeye bazen ihtiyaç duyar ya. Hastalıklar da aslında bu noktada galiba hani şifa, yaradandan şifa dilerken bir yandan da birçok şeylerin aslında kefaretini de ödemiş oluyoruz. Belki günahlarımızın. Tabii ee, ayağınıza diken batsa diyor, Evet. onun mükafatı hazırdır diyor Efendimiz. O yüzden evet. her şey bir yani muhakkak günahlarımıza kefaret. Moral motivasyon da çok önemli. Kesinlikle. Hocam hep böyle e, programlarda da konuşuyoruz. Mesela neler yapsın izleyicilerimiz? Neler tavsiye edersiniz? Şuradan başlayalım Ben Hanım. Ee, bu koronanın başından beri şöyle bir şey başlatıldı. Hucurat suresi denildi. Hı hı, ee, evet. Mesela hastanın yaşı kadar hucurat okunsun ki bu hastaya şifa olsun denildi. Ama bugün e, gerek diyanet e, işlerindeki hocalarımız olsun, e, gerek fetva yüksek kurulundaki hocalarımız olsun. Yani hucurat suresi ile koronanın bir bağlantısı olmadığını söylediler. Yani... Evet Kur'an-ı Kerim baştan sona şifadır. Yani besmelerin B'sinden, minel cinneti vennasın S'sine kadar her kelimesi, her harfi, her ayeti şifadır. Biz buna iman ediyoruz. Fatiha şifadır ki Cenab-ı Allah ne diyor? Biz bunu müminlere bir şifa ve rahmet kaynağı olarak indirdik. Kur'an baştan sona şifadır. Bu süreçte işte şunun için ne okumalıyım? Korona için ne okumalıyım? Bir kere şunu söyleyelim. Bunu Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvasını söylüyorum e, korona ile Hucurat suresinin bir bağlantısı olmadığını söylediler. Nasıl? Efendim şudur ki yani yaşı kadar Hucurat. Kaynaklarımızda böyle bir şey görmüyoruz. Bize düşen ne peki bu hadisede? Kur'an'dan kolayımıza gelen her şeyi şifa niyetiyle okuyacağız. Ama özellikle Fatiha. Fatiha suresi. Çünkü Fatiha suresi kitabı şifa deniliyor. Yani bir ismi de şifa suresidir. Neden? Özellikle 313 sayısına dikkat etsinler. Neden 313? Bedir Ashabının sayısıdır ve Bedir Ashabı övülmüş bir asabtır, bir topluluktur. 313 Fatiha'yı her gün okusunlar yemeklerine, sularına ve okuduktan sonra yapıp işlerini çeksinler. Fatiha şifadır. Yani şu bakın, Kur'an-ı Kerim'den bizim ne kolayımıza geliyorsa onu okumak bizim için şifadır. Evet. Yani bakın bir de şöyle de bir şey vardır Sibel Hanım herkesin tedavi yöntemi farklıdır. Birisine Efen’dim bu hapı günde üç oyun atacaksın denilir ama bğısıına da bir öğün atacaksın denilir. Senin şeker hastalığın ileri derecede değil sen günde bir kere efendime söyleyeyim şey kullanacaksın denilir. Hani kollarına vuruyorlar ya neydi o şeker hastalarının kullandığı? İnsülün. Ha, İnsülün bir ama evet. bazısı beş kere kullanır. Yani burada samimiyet önemlidir. <laughs> bazen samimi bir şekilde bir fatiha okuruz ve o fatihamız bizim tüm hastalıklarımıza şifa olur. Ama bazen de 4444 tane okuruz bize şifa olmaz. O yüzden bu sayıyla şununla bununla değil dinleyicilerimiz böyle şeylerle yorulmasınlar. Kur'an'dan kolaylarına ne geliyorsa onları okusunlar. Yusuf suresini okusunlar. Şifadır, rahmettir, ahsenül kasastır. En güzel kıssadır diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de. Yani sizin için ibretler vardır diyor. E, muhakkak hastalıklarımız içinde bir ibret vardır. Bir şifa kaynağı vardır. Yusuf okusunlar. Rahman suresine okusunlar. Efendime söyleyeyim Fetih suresini okusunlar. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona şifadır. Hepsini okuyabilirler ama salavatı ihmal etmesinler. Salavat kişinin maddi manevi her sıkıntısına berekettir. Ve ikincisi teheccüd namazını kaçırmasınlar. Resulullah buyuruyor teheccüd kılan kişinin her derdine devadır. Bunu sadece efendim korona olarak da sınırlamayalım. Maddi, manevi, ruhi yani günümüzde koronadan daha çok konuşulması gereken bir şey varsa herkeste ruhi bir psikolojik olarak bozukluk var. Bugün hiç kimse kendisini iyi hissetmiyor. Yani bugün daha çiçeği burnunda 17-18 yaşında kardeşlerim ölüm temenni ediyorlar. Keşke ölüm kolay bir şey olsa da ölsek diyorlar. Efendime söyleyeyim hiç kimse halinden memnun değil. Zengin de halinden memnun değil. Fakir de halinden memnun değil. Korona kadar bizi saran bir virüs de budur. Ruhi bunalgınlığımız var. Peki bunun çözümü nedir? Esnazı billah. Ela bi zikrillahi tatma innel Dikkat edin. Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ha bu da 5000 bin Rahman çek, 3000 bin şunu çek. Günümüzde bunlar çok ulaştı artık maalesef. Yani dinleyicilerimiz bu konulara da çok dikkat etsinler. Vay efendim cin çıkarımı yapılır, bilinçaltı temizliği, bilmem Mesela, efendim esmalarla e, kalp gözünün açılması. Yani bunlarla kesinlikle vakitlerini kaybetmesinler. Kur'an şifadır, sünnet şifadır, salavat şifadır. E bize bunlar bırakılmış. Sahabe-i kiramda bir tane görüyor muyuz bilinçaltı temizliği? Bir kere bilinçaltı temizliğinde biz kimin işine karışıyoruz? Allah'ın işine karışıyoruz. O yüzden kulluk yapacağız. Zikirle meşgul olacağız. Beş vakit namazı kılmayan insanlar bilinçaltı temizliği yapıyorlar. Benim bilinçaltı bir de paralar veriyorlar. Tabii tabii çok Konya'mızda ciddi bile veriliyor. Konya'mızda bile o kadar çoğalmış ki bana da büyük bir saldırı yapıyorlar şimdi böyle dinleyicilerimizi uyardığımız için. Yani 300 liraya, 500 liraya, 1000 liraya ya yapmayın yazıktır, günahtır. İnsanları böyle şeylerle uğraştırmayın. Bu Allah'ın kaderine mi en başta? Aslında bizim reçetemiz verilmiş zaten bize. E tamam peygamber elinizden. ne buyurdu? Size iki şeyi bırakıyorum. Kim buna sarılırsa delalete düşmez dedi. Nedir onlar? Kur'an ve sünnet ve başka sahabe-i kiramın yoluna sımsıkı sarılmak. Bize bunlarda şifa varken biz efendim bilinçaltları, bilmem yaşam koşluğu bilmem şunlar, bilmem bunlar. Yani artık internette bunlar para ediyor. Yani bize gelen soruların %90'la biz cevap vermiyoruz. Sorular şu. kocama baktıracağım, karıma baktıracağım. Şu şöyle mi olur? Şu kadar esmayı çeksem şu bana aşık olur mu? İşte sevdiğim adam başkasıyla evli. Şu kadar şu esmayı çeksem yuvaları yıkılır mı? Bu Allah'ın kaderine müdahaledir. Yani şu demektir. Ya Rabbi sen bir kenara çekil. Ben senin koltuğuna oturuyorum. Ben kendim istediğim gibi işleri bir yöneteyim. Sonra sen geçersin demektir. O yüzden biz Kur'an'a sarılacağız, sünnete sarılacağız. Allah dostlarını putlaştırmadan seveceğiz. Günümüzde en büyük hastalık şeyhimiz şunu dedi. Üstadımız bunu buyurdu. Evet tarikat vardır. Evet tasavvuf vardır. Evet Allah dostları vardır bizi Allah'a yaklaştırmak için ama Allah'ın yerine kimi koyuyorsak o bizim için bir tehlike arz ediyor. Virüsten, koronadan daha tehlikeli bir hal alıyor. Evet Allah muhafaza. O yüzden Allah korusun. Yani bizim artık acilen Kur'an ve sünnete yönelmemiz lazım. Yani bu dönem bu da tevafuk oldu. Biz bunu böyle bilerek ayarlı bir şekilde yapmadık. Sahabe-i kiramın hayatları <laughs> evet. hakiki manada bizim için bir yol rehber. Bir efendime söyleyeyim ansiklopedi olarak düşünün nasıl ki ansiklopedilerden biz hayatımıza dair bilgiler öğreniyoruz şunu şöyle yap bunu böyle yap. Vallahi bizim için en güzel hayat örneği. Resulullah bunu buyurmuş. Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız delalete düşmezsiniz. O yüzden aman dinleyicilerimiz çok ferasetli olsunlar. Bu bilinçaltı temizliği vesaire. Bakın Sibel Hanım belki bunlar iyi niyetle yapılabilir. Belki bu esmalar iyi niyetle çekilebilir. Şu kadar esmayı çekerseniz kalp gözünüz açılır. Bu kadar esmayı çekerseniz çocuğunuz şu hastalığı bırakır. Evet Esmaül Hüsna biz hep bunları söylüyoruz. Esma şifadır. Allah'ın isimleri rahmettir. Ancak düzgün ve bilinçli bir şekilde yapılmazsa Allah korusun cinlere en büyük davetiyedir. Allah korusun. O yüzden aman dikkatli olsunlar. Allah'a, Kur'an'a, sünnete sarılalım hep birlikte. Evet. ki yanlışa düşmeyelim. E, reklama gideceğiz hocam. Peki. Tabii şöyle söyleyelim. Birçok sahabe hayatının kitabı var. Belki kitapları var. E, belki kitap okumayı sevmeyenler için bu program aslında biz böyle içinden cımbızla çekip evet. en güzel hayatımıza en güzel şekilde nasıl katabilirizi kıymetli hocam bizlere aktarıyor. Birçok şeyleri öğreniyoruz yine bugün çok özel bir sahabi hayatıyla devam edeceğiz. Hazreti Enes'in hayatıyla devam edeceğiz ben de çok merak ediyorum. Ve hocam şöyle bir başlık koydu peygamber evinin müdavimi dedi. Bakalım bugünkü sahabi hayatında nasıl bir yolculuğa çıkacağız. Kağıtları kalemleri hazırlayın kısacık bir ara istiyoruz sizden sonrası hemen geliyoruz. Hayat var devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Tabii bizler ıhlamurumuzu aldık tam da mevsimi. Böyle güzel bir ıhlamur, güzel bir bitki çay olabilir, kahve olabilir, çay olabilir. Ee, size ne iyi gelecekse, sizi ne iyi hissettirecekse şöyle koltuklarınıza kurulun. İş yerlerini izleyenler varsa sevgilerimi iletiyorum. Onlara da selam olsun. Rabbim helalinden bol rızıklar versin inşallah. Ee, şu an belki başka yerlerde şehrimizde değil başka şehirlerde izleyenler varsa onlara da sevgilerimi gönderiyorum. Gurbetçilerimiz yurt dışında bizler izleyenler. Hocam çok selam gönderiyor gurbetçilerimiz. Evet. Özellikle diyorlar Türkiye'ye geldiğimiz zaman Konya'ya geldiğimiz zaman Muhammed Hoca ile tanışmak istiyoruz diyorlar. Evet, Selamdan da ile diyor, Viyana'dan yazdılar. Beni Viyana'ya davet ediyorlar ve dua ediyorlar. İnşallah Viyana'ya gelirsiniz diye. Biz de buradan Viyana'ya tüm yurttaşlarımıza, gurbetçilerimize selam gönderelim. Özellikle Sibel Hanım iki şehre de selam, yani iki beldeye de yollamak istiyorum. Birisi Kastamonu, özellikle oradaki TÜGVA, üniversiteli genç kardeşlerime buradan selam ediyorum. Ve Mustafa hocama başlarındaki. Hem de bizi burada Ali Bey Hüyü'nden çok aşırı izliyorlarmış. Ve selam bekliyorlarmış hem sizden hem benden. Ali Bey Hüyü'ne de buradan selam edelim. Aa, selam inşallah. olsun, çok da severim. Çok gittiğimiz yerler, selam evet. olsun. Koyamızın zaten birçok yerini izleniyoruz ama evet. yurt dışından da Kesinlikle. gurbetçilerimiz şimdi hocam bu sene gelemediler ya evet. bir kısmı gelemediler. Yurt dışında da tabi kurallar var. Rabbim inşallah en kısa zamanda sevdiklerine kavuştursun diyelim. Ve yurt dışındaki gurbetçilerimiz e, çok da vefadılar. Yani evet. kontivide kalmayıp bizim haftada 3 gün akşam derslerini de sıkı sıkıya takip ediyorlar. Viyana'dan, efendim Almanya'dan çeşitli yerlerden hep derslerimizi takip ediyorlar yani. Evet. Biz de Rabbimize hamd ediyoruz. Evet Allah yardımcıları olsun. Ee, gurbette olanlar. Peki hocam geçen bana bir tane izleyicimiz sormuş. Aklıma gelmişken sorayım. Konuya geçeceğiz ama gurbette ölmek. Tabii gurbette büyük ölen var mı? inşallah şehit olarak <laughs> ölür. Yani Bunlar rivayetlerdir. İnşallah Rabbim bu rivayetlere hakkıyla yani şehit olabilecek. Zaten Efendimiz ne buyuruyor? Ümmetimin çoğu yatağında şehit olanlardır. İnşallah öyle bir hayat yaşayalım ki son nefesimiz bizim için bayram olsun. İnşallah hocam, gurbet tabi zordur. E zaten gurbetsiz ben hanım sevgilerim. yani şu var, sadece bir insan Almanya'da olması, memleketinden uzakta olması değil, gurbet demişler. İnsanın Rabbinden uzak olduğu her yerdir. Allah bizi kendisinden evet. uzak etmesin. Evet. Bu arada da bugün 3 Aralık e, Dünya Engeller günü. Evet. Aslında engel kelimesini ben sevmiyorum. Ama ismi böyle. E, hayatta hocam kalple olan engeller olması hayatımızda yeter ki. Bedenen uzuvsal anlamda engeller olabilir ama. Allah'ım kalbin engelini kaldırsın Amin. üzerimizden. Amin. Yani Cenab-ı Hak kendisiyle aramıza engel olacak <laughs> halleri bizden alsın. Birisinin ayağının kısa olması, Efendime evet. söyleyeyim birisinin parmağının altı olması, birisinin Down sendromlu olması aslında hiçbir engel teşkil etmiyor. Engel kalpte başlıyor. Rabbim kalbimize engel vermesin, vicdanımızı almasın. Amin. Vicdanı olmayan insan, <laughs> yalan yere çok güzel yemin edebilen bir insan engellidir. Keşke bu Down sendromlu olsaydı da kalbi böyle engelli olmasaydı. Keşke ayağı kısa olsaydı, keşke parmağı altı olsaydı da kalbinde merhametsizlik olmasaydı. Rabbim kendisiyle aramızdaki manevi engellerimizi kaldırsın. İnşallah Yani o yüzden engelli vesaire dediğiniz gibi hiç öyle görmememiz lazım. Onlar özeller, onlar bizim canlarımız. <laughs> Rabbim hepsine yardım etsin. Amin, inşallah. Anne babalarına da sabırlar versin. Mükafatları çok büyük annelerinin babalarının mükafatları çok büyük. Rabbim zayi ettirmesin inşallah. İnşallah. Bu arada İstanbul'dan Cevat kardeşimiz yazmış, selam olsun. İstanbul'dan izliyoruz demişler. Ne güzel. Biz de İstanbul'a selam olsun. Selam edelim. olsun. Bu arada benim iki gün önceki programımda bir tane özel öğrencilerimizden bir tanesi yapmıştı. Yine o da masamda duruyor. Her zaman o benim böyle gözümün önünde olacak diyelim. Şimdi hocam mesajlarınıza yer vereceğim. Mesajlarınız akmaya devam ediyor. Program 3. bölümünde inşallah yer vereceğiz. Gelelim hocam konumuza. Peygamber evinin müdavimi Hazreti evet. Enes. Evet. Hazreti Enes radıyallahu anh öyle kıymetli birisi ki bu başlığı seçmemizdeki gaye de şu. adım adım peygamberi takip eden bir sahabe. Bu peygamber evinin müdavimi demek aslında Sibel Hanım maddede beraber olmak değil. Manen ondan hiç ayrılmamak manasındadır. <laughs> ve bakın 70 yaşlarındayken Resulullah bu dünyadan göçeli 50 yıl geçmesine rağmen Hazreti Enes şu sözü söyler der ki vallahi der bir gece rüyam yoktur ki onda Resulullah olmasın. Yani peygamber evinin müdavimi böyle olunur. Peygamber böyle sevilir. O yüzden müdavim kavramını seçmek istedik. <laughs> Hazreti Enes deyince yani gerçek manada söylenecek çok söz var. Bu sadece bu programda söylenebilecek kadar az değil, belki haftalarca konuşulacak. Hazreti Enes'ten bize çok mesajlar var. Hazreti Enes Medine'de doğmuştur. 10 yaşlarına gelince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmiştir. Yani Medine'de doğmuştur. Çok ilimlidir yani. Bugün baktığımızda müksürundandır. Ne demek Müksiron? En çok hadis rivayet edenlerden birisidir. Ve o vefat ettiğinde onun devrindekiler demişlerdir ki Eyvah Enes'le beraber ilmin yarısı gitti demişlerdir. ...ve öyle talebeler yetiştirmiş ki... ...yetiştirmiştir ki... ...bugün baktığımızda Hasan-ı Basri radıyallahu anh... ...onun talebelerindendir... ...İbn-i hani rüyacılar çok iyi bilirler... ...İbn-i Sirin baya büyük bir alimdir... ...o onun talebesidir... ...efendim Katade yine onun talebesidir... ...Ömer İbni Abdülaziz çok kıymetli bir halifedir... ...ve yine o... ...Hz. Enes'in e, talebesidir... ...böyle ilimli bir insandır... ...ama işte biz anlıyoruz ki... ...ilim sadece satırlarda okuduğumuz değil... ...ilim... İlmi bize bahşeden Rabbimizin elçi olarak kıldığı Muhammed Mustafa'ya tabi olmaktadır. Ve biz Hazreti Enes'in hayatında bunu görüyoruz. <laughs> Gittiği memleketlerde bir özelliği vardır. Önce ev kurmaz. Hemen bir ilim halakası kurar. Talebeler bulur. Sonra ev işlerine bakar. Sonra ev kurmaya başlar. Böyle bir insandır. Onun ailesine bakıyoruz. Ee, onun babası Malik İbni Nadır'dır. Babası maalesef şirk üzere vefat etti. Nasıl vefat etti? İlk günlerde Medine'ye Musab bin Umeyr öğretmen olarak gidince annesi, onun annesi Ümmü Süleym duydu Musab bin Umeyr'den ve o gün Müslüman oldu. Çocuklarına da Müslümanlığı, evine de Müslümanlığı götürünce kocası dedi ki sakın ola bu konuyu kapat. Benim annemin babamdan duymadığım şeyleri sen bize söylüyorsun. Eğer ki dedi bu bu söylediğin şeylerle çocuklarımın kafasını da karıştırırsan ne de size yapacağı bilirim. Ama o günlerde o anne o eve bir medrese haline getirdi. O küçücük yaştaki Enes, 6-7 yaşlarında olan ve onun abisi Müslüman oldular. Sonra kızdı babaları. Dedi ki madem ki sen böyle bir şey yapıyorsun ben de sizi terk ediyorum. Başka bir şehre gitti. Giderken de daha öncesinden aralarında problemi olan insanlar tarafından öldürüldü ve maalesef iman şerefiyle şereflenmek nasip olmadı. Annesi ilk günlerde Müslüman oldu Medine'de. Medinelilerin bir özelliği var onlar da bizim gibi görmeden iman etmişler. Daha Resulullah Mekke'de çoğu bilmiyorlar. Hatta bazen gelen sahabiler diyorlar ki ey yükü Muhammed bu oturanların içinde hanginiz Muhammed diyorlar. Böyle de bir özellik var. Ümmü Süleym annesi gerçekten özel bir kadındır ve İslam'dan mihri en çok olan kadındır. Çünkü sonrasında evlendiği Ebu Talha evlenmek istemiştir. Ama demiştir ki benim seninle evlenmem için Müslüman olman şart. Ben Müslümanım ve Müslüman olmayan birisiyle evlenemem. Kocası da gitmiştir. Evlenmek için Müslümanlık Müslüman olayım bari demiştir. Ama Resulullah'ı görünce İslam şerbetini kana kana içmiş ve hakiki manada Müslüman olmuştur. Ve bu hanım da mihri en çok olan şerefli kadın olarak tarihe ismini geçirmiştir. Onu bir gün zaten ayrıca konuşuruz inşallah. Onun Amcası var Enes İbni Nadır Uhud şehitlerindendir. Hazreti Enes'in yani yetiştiği ortamı anlamamız için söylüyorum. Amcası öyle bir insandır ki biliyorsunuz kafirler Musab bin Umeyr'i Resulullah'ı öldürdük diye öldürülünce daha da bir ilerilere koşar. Ya derler ki ne bu acele? niye böyle ön tarafa atılıyorsun deyince verdiği cevap muhteşemdir. Resulullah'ın olmadığı bir hayatta yaşamak bana zevk vermez. Madem ki Resulullah bu savaşta vefat etti. Çünkü öyle bir laf duyulmuştu. Ben der şehit olmak istiyorum. En önce de koşar ve der ki duymuyor musunuz? Uhud dağının arkasından cennetin kokusunu alıyorum. Ve o savaşta şehit olmuştur. Onun abisi Bera İbni Malik'tir. Özelliği nedir biliyor musunuz? Ey razzak olan Allah'ım der. Hani biz de rızık isteriz ya evet. malımız çok olsun. <laughs> diplomamız olsun. Çocuklarımız iyi yerlere gelsin. Ey razzak olan Allah'ım der. Senden rızık olarak... Şehitlik istiyorum der. Bizim anladığımız gibi rızık sadece efendim yediğimiz içtiğimiz değil. Rızık bizim devlet memuru olup da kazandığımız maaş değil. Rızık efendime söyleyeyim köyde tarladan kaldırdığımız buğday değil. Şehitlik de bir rızık. İman da bir rızık. Kalp teslimiyeti de bir rızık. Vicdan bir rızık. Ekmekten sudan önce vicdan isteyeceğimiz günlere kaldık artık. Doğru. Yani hani öyle diyor dervişin birisi diyor meczubun birisi dedi ki... ...ey ahir zaman... Öyle bir zaman olduk ki günahın insanlardan kaçtığı bir zamandayız. Yani artık günahlar insanlardan kaçıyor. Öyle çirkinleştik biz. Öyle vicdanımızı kaybettik biz. Harama helale bu derece dikkat etmez olduk biz. Herkes cebinin derdine düştü. Hiç kimse ateşi düşünmüyor. Ama böyle olduğu için rızık olarak ölümü isteyen bir sahabi. Ve efendim o günlerde Resulullah daha Hz. Enes kendisi anlatıyor. Ben çocuktum diyor. 10 yaşlarındaydım. Medine'ye Resulullah'ın geleceğini duymuştuk. Medineli çocuklarla diyor böyle bir kenarda oynarken hızlı hızlı bir adam geldi. Ve dedi ki Medinelilere haber verin, müjdeleyin. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ediyorlar. Biz diyor koştuk. Medinelilere haber verdik. Herkes yollara çıktı. Çocuklar, kadınlar böyle tala'al bedru aleyna. Ay doğdu bizim üzerimize. Sen bize şeref verdin ya Resulallah. Kasideler söylediler. Ve ben diyor o gün bu hali koşup da insanlara haber veren çocuklar arasındaydım. İşte bakın kim bilir işte kaderin tecellisi. O o gün bir haberi vermek için çocuk aklıyla koşmuştu ama aslında o koştuğu kendi saadetiydi. Çünkü Resulullah Medine'ye gelince efendim herkes bir şeyler getirmeye başladı. Birisi hurma getirdi, birisi yastık getirdi. Efendime söyleyeyim birisi tabak getirdi ve annesi Ümmü Süleym elinden tuttu 10 yaşındaki Enes'inin. Ya Resulallah dedi biz fakiriz. Size verecek bir şeyimiz yok. Zaten kendimiz gün bulup gün yiyoruz. Eğer kabul ederseniz dedi 10 yaşındaki oğlumu size hizmet etmesi için bırakmak istiyorum. Benim hediyem de 10 yaşındaki oğlum olsun. Peygamber çok mutlu oldu. O günlerde peygamber 50'li yaşlardaydı. Bir düşünün 50 yaşındaki bir adamla 10 yaşındaki çocuk nasıl anlaşır? Şimdiki dedeler ne diyorlar? Aman kızım çocuğunu kreşe ver bizim başımız götürmüyor artık sessiz oluyor diyor değil mi? Evet. Doğru. 50 yaşındaki bir adam 10 yaşındaki Hazreti Enes'i kendisine hizmet etmesi için getiriyorlar kabul ediyor. Ve bakın yani bu bu şeyden önce de yani şu var. Ümmü Süleym 2 yıl boyunca evini medrese haline getiriyor. Ve çocuklarına aman çocuğum namaz kılacaksınız demiyor. Aman çocuğum tesettür demiyor. Aman çocuğum şu demiyor. Onlara peygamber sevgisini öğretiyor. Peygamber nasıl sevilir? Peygambere nasıl gönül verilir? Bugün bizim kaybettiğimiz hadise bu. 10 yaşındaki çocuğa pepeden önce peygamber sevgisini öğretmiyorsak. Yani küçük çocuklarımıza efendim boyama kitapları şunlar bunlar güya kültürlü olacak güya küçük yaşta. Bunun yanında peygamber sevgisini işlemiyorsak enesler yetiştiremiyoruz. İşte yetişen nesil ortada. Herkes benim canım, benim malım, benim geleceğim, benim kariyerim diyen bencilce bir topluluk olduk biz artık. Neden? Biz peygamber sevgisini aşılamıyoruz. 8 yaşında, 7 yaşındaki bir çocuk peygamberi her şeyden çok sevmiyorsa bugün bu annelerin babaların üzerine büyük bir vebaldir. Bu koronadan daha tehlikelidir. 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuk tıraşında şuralara böyle Amerikalılara özenmek için efendim kesikler yapıyorsa, onlara özeniyorsa bu bizim için koronadan daha tehlikelidir. İşte aşısı bulunur yarın koronanın. Bir şekilde çaresi bulunur ama bunun çaresi zor bulunur. Allah hepimize merhamet etsin. Anladım. Böyle bir evde iki yıl anne mektebinde Enescik peygamber sevgisiyle büyüyor. Yani peygamber nasıl sevilir bunu öğrenmiş bu çocuk. Daha 8 yaşında. 10 yaşına gelince getiriyor. Ya Resulallah diyor bu size hizmet etsin. Ve istiyorum ki diyor kabul edince benim Enes'ime bir dua edin ya Resulallah. Benim çocuğumun arkasında bir dua olsun. Allah aşkına o kadar çok mesajlar var ki. Yani bugün arkasında baba arkanda baban var, arkanda annen var. Ayakların üzerinde dur, diploman olsun, kendi ayakların üzerinde durabil, kadın hakları ezdirme diyenlerin mantığıken çok mutlu olmamız lazım. Kadına şiddet bitiyor mu? Bu kadar kadın hakları konuşuluyor, bu kadar kadına şiddete hayır diyoruz. Çünkü bizim arkalarımızda dua yok artık. Anne baba duası kalmadı artık bizim arkamızda. O gün peygamber diyor 10 yaşındaki Enes'e dua etti. Allah'ım Enes'in ömrünü bereketlendir. Malını ziyadeleştir. Çocuğunu da çok yap. Hazreti Enes ne diyor biliyor musunuz? Peygamberin bu duasıyla diyor. 125 tane torunlarımdan çocuk gördüm. Torununun çocuğunu görmüş. Ve 100 küsür yaşında vefat etti Hazreti Enes. Ve bu dua onun arkasında dua var. Bizim çocuklarımızın arkasında dua eksikliği Peygamber var. Peygamber duası var değil mi? E, tabii ama ne buyuruluyor? Annenin babanın duası, peygamberin ümmetine yaptığı duası dua gibidir. evet. Ve bakın diyor ki bazen kıtlık olurdu diyor yaşadığımız beldelerde. İnsanlar efendim buğday kaldıramazlardı, hurmalar bitmezdi. Vallahi diyor sanki adeta özel bir bulut benim tarlama gelir, yağmur yağdırır. Herkes bir hisse kaldırırken ben <laughs> iki hisse kaldırırdım. Herkesin devesi bir tane deve yavrusu dünyaya getirirken benim yavrularım iki tane olurdu diyor. Neden? E, arkasında onun peygamber duası var. Yani peygambere getirmiş evet anne adeta hani günümüzde de bir şey var ya hocalara gelirler. Hocam bu benim oğlan. E bu eti senin kemiği benim. Hocalar kasap İsmail sanki getirirler eti senin kemiği benim. Anne bunu söylüyor. Ya Resulallah bu çocuğun eti senin kemiği benim. Ben hiçbir şey beklemiyorum. İslam'a adıyorum bu çocuğu tıpkı Meryem validemizin annesi tarafından adanılışı gibi anlatmıştık. Dinleyicilerimiz biliyorlar notlarında da var. Hanne validemizin Allah'ım bu karnımdakini sana adıyorum dediği gibi. Tıpkı Meryem validemizin İsa aleyhisselamı adadığı gibi. Yani adanacaksa çocuklarımız İslam'a böyle adanacak. Yarınlara efendim umut olacaksa. 1400 yıl sonra kendisinden bahsettirecekse bizim evlatlarımız, eneslerimiz Allah için böyle adamımız lazım. Ve bakın kendisi anlatıyor. Resulullah'ın diyor yanında ilk günlerim. Böyle bir gün diyor dışarıda oynuyordum arkadaşlarımla. Bir anda Resulullah geldi. Beni şöyle kenara çağırdı. Arkadaşlarım yanından ayrıldım. Bir şeyler söylemiş Resulullah. Hemen koşmuş gitmiş. Tekrar gelmiş Resulullah'a bir şeyler söylemiş. Peygamberimiz ayrılmış. Annesi de görmüş bu hadiseyi. 10 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz. Oğlum demiş gel bakın buraya. Efendim anne. Resulullah demiş sana ne söyledi öyle kulağını eğilip kimseye duyurmadan. Sonra demiş sen de gittin. Sonra geldin. Bir şeyler konuştunuz. Anne demiş o benim Resulullah'la aramda sır. Onu bana peygamber sır verdi. Oğlum demiş ben senin annenim. Olabilir demiş. Ama bu 50 yaşındaki Resulullah'ın 10 yaşındaki çocuğa verdiği duygu ve karaktere bakın. O benimle peygamberin arasında bir sır. Annesi ne demiş? Aferin sana demiş oğlum. Resulullah demiş. Bunu sana bir sır olarak verdiyse ben dahil bunu hiç kimselere söyleme. Peygamber sır veriyor 10 yaşındaki çocuğa. Bugün biz neleri yanlış yapıyoruz lütfen? Sen odana git bakayım yavrum. Duyma bizim konuşmalarımızı. Sen git dersini çalış, karışma. Büyüklerin sözlerine müdahil olma. Çocuklarımızı biz böyle 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 yobazlaştırıyoruz. Halbuki Resulullah 10 yaşındaki çocuğa Belki günümüzde 30 yaşındaki bir adama yüklenecek karakter bilgisini veriyor. Ben sana bir sır veriyorum Enescik sen de bunu tutacaksın diyor. Ve yine Hazreti Enes 10 yaşında bir çocuk yani düşünün. Ya anne ben arkadaşlarımla oynamak istiyorum kocaman bir adamın yanında ne işim var diyemez miydi? Diyebilir tabii ki. Ama onun hayatına bakıyoruz diyor ki vallahi diyor en güzel günlerim Resulullahlı günlerdi. Çünkü onun evinde. Onun hanesine bir de çocuk olduğu için rahat girip çıkıyor ve kendisi ne diyor biliyor musunuz? Resulullah'a hizmet ederken kendi evimizin önünden geçtiğimde kafamı çevirip de evimize bakmazdım. Belki eve özlerim, peygamberin yanında kalmak istemem kalbime böyle bir şüphe gelir diye diyor. Ben evimizin önünden geçerken evimize bakmazdım. İşte peygamberi böyle sevmek lazım. Bugün diziler, bugün ekranlar, bugün internetin yalnız sokakları. Bugün kitaplığımızda Riyazus Salihin dururken elimizdeki telefonla çok güzel internetin yalnız sokaklarına girebiliyorsak bir diğer kanalda Kon TVde ne güzel Orhan Çeker hocamız sohbet ederken biz o kanalı atlayıp da efendim açık saçık efendim sahneleri izliyorsak işte biz peygamberin evinin önünden geçen Enes gibi kafasını evine çevirmeyen bir kimlik ortaya koyamıyoruz. Allah hepimize yardım etsin. Allah Amin. bizim elimizden tutsun yani ve bakın adım adım Resulullah'ın peşinde. Hiç ayrılmıyor çocukluğunda. Dedim ya 70 yaşına gelince diyor ki vallahi diyor bir kere rüyam yoktur ki Resulullah'ı o rüyamda görmemiş olayım. Her rüyamda vardır. Ah diyor bazen rüyamda hep görüyorum. Keşke bir kez diyor rüyamda gördüğümde bana bir şey verirken şöyle elimi tutsa da gel küçük hizmetkarım gel Enesciğim dese de beni yanına davet etse diyor. İşte sevgi bu Sibel Hanım. Evet. Bizim kaybettiğimiz sevgi bu. Belki yanlış anladığımız sevgi. Şimdi günlük hayattaki sevgi de aslında çok basitleşti. Her Baktığım şey aş basitleşti, evlilik şey basit. basitleşti, çocuk basitleşti. Yani eskiler çocuğun yüzlerine kara sürerlermiş. Hani ola ki biri görürse nazar değmesin diye. Şimdi yeni doğan çocuğu internetlerde paylaşıyoruz. Çok doğru. Her şey değişti. Doğru. İşte Değişince de musibetler arttı. Sevgi algısı da değişti. Her şey değişti. Ama reklam zamanı geldi. Yine reklamlar e, değişmedi. Reklamlar değişmedi. O reklama gitmek zorundayız hocam. Güzel şöyle bir bakıyorum arada e, göz atıyorum mesajlarınızda çok güzel mesajlar var. Son bölümde de okuyacağım mesajlarınızı. Şimdi kısacık bir ara istiyoruz sizden. Son bölümle sizlerle sevgili izleyicilerimiz. Tabi bu arada mesajlara da almışım. Ee, çok güzel mesajlarınız var. Hepsini tek tek okuyacağız Tabii ki ama e, konumuz devam ediyor. Hazreti Enes'ten konuşmaya devam ediyoruz. Peygamber evinin müdavimi. Ee, küçücük bir çocuktu ve e, peygamber evinde hizmetkardı. Evet. Ve e, peygamber efendimizin dizinin dibinde büyümüş bir çocuktu. Adım adım izinde olan bir çocuk. Şanslı bir çocuktu. Ya. Değil mi? Aslında düşündüğümüz zaman... Hani bazen o dönemlerde yaşama insan arzuluyor, ee, hele bir de çocukken düşündüğümüz zaman aslında e, Hazreti Enes gibi bir şanslı bir yeah. e, çocuk da olabilirdik, değil mi? Gönül ne yeah. kadar, hani böyle e, hayatımızda çok önem verdiğimiz keşke onun yerinde olsaydık dediğimiz insanlar olur ya. Ben mesela şu an Hazreti Enes'in çocukluğunda efendimizin dizin dibinde olan bir çocuk olmayı ya. isterdim, arzulardım. Ama tabii şu an biz neslimizi dediğiniz gibi hocam öyle yetiştirebiliriz. Neden olmasın? Yani zaman aynı zaman, dünya aynı dünya. Biz değiş yani biz kendimizi onlara benzetirsek bu işi yapabiliriz yani. Bakın Resulullah Hazreti Enes'in üzerinden Sibel Hanım. Yani bir çocuğa e, merhametle yaklaşmamız gerektiğini söylüyor. Menfaat üzere değil. Menfaatle yaklaşırsak diyor. O çocuklarımızdan bizlere çok güzel sonuçlar gelir. Yani bakın Resulullah Enes'e, Hazreti Enes'e dört şekilde hitap ediyor. Ya Enes diyor, ey Enes. Bazen ey Üneys diyor, ey benim Enes'ciyim. Yani küçüğüm anlamında. Bazen diyor ki, ya zülüzüneyn. Yani iki kulaklı diyor. Bazen kızarmış böyle, takılırmış ona. Bazı genel olarak da ya buney diyor, ey benim çocuğum. Ey benim yavrucuğum. Yani bakın... Bu bile bize aslında büyük bir ders. Bugün biz çocuklarımıza ne diyerek hitap ediyoruz? Günümüzde çok yapılır mesela. Muhammed'e mamiş, Mustafa'ya mıstık, efendim Kübra'ya Küboş. Ya bunlar doğru şeyler değil. Yani güzel olana yönlenir insan. Birbirinizi çağırırken kötü lakaplar takmayın diyor. Güzel lakaplarla çağırın. Evet. Mesela ey hayırlı insan, ya bu neye ey benim yavrucuğum, ya ebe diyor mesela Kur'an bize bunları öğretir ey benim babacığım değil mi? Yani o yüzden güzel lakaplarla, güzel hareketlerle, güzel sözlerle çağırmamız lazım çocukları. Peygamberden biz bunu görüyoruz. Diyor ki Hz. Enes ben 10 yıl hizmet ettim aleyhissalatü vesselama bir kere bana kızmadı. Bazen bana bir iş verirdi diyor. Ben çıkardım oyuna dalardım yapamazdım. Anneler peygamberimizin hanımları biraz bana kızarlardı. Enes niye yapmadın bak biz bekliyoruz. Peygamber derdi ki diyor benim üneysimi bana bırakın. Niye kızıyorsunuz? Allah izin verseydi yapardı. Demek ki Allah izin vermemiş yapmamış değil mi derdi diyor. Bir gün diyor Resulullah bana bir iş verdi. Ben de diyor sokakta çocukları gördüm. Onlarla oyuna daldım. Oyuna diyor öyle kaptırmışım ki kendimi. Birisi arkamdan şöyle yaptı diyor. Ben de şöyle yaptım diyor. Çekil dedim diyor. Oyuna devam ettim. Tekrar böyle yaptı diyor. Gene böyle yaptım. Üçüncü kez de böyle yaptı. Ya bir çekil dedim diyor. Sonra böyle ensemde bir el gördüm. Tuttu beni diyor. Bildim ki Resulullah'ın eli. Öyle utandım ki diyor. Ha, şimdi yandım Resulullah şimdi bana çok kızacak dedi diyor. Enes'ciğim dedi diyor. Ey Üneys dediğimi yaptın mı? Hemen yapıyorum ya Resulullah dedim diyor. Hemen gittim yanından. O işi yaptım Resulullah bana neden yaptın? Neden yapmadın? Demedi diyor. 10 yıl boyunca bir çocuk güya size hizmet edecek ama sizi 10 yılda bir kere bunu niye böyle yaptın bu böyle mi olur demeyeceksiniz. İşte çocuklarla münasebeti Resulullah bize haber veriyor. O yüzden hadis-i şerifte ne buyuruyor? Kimin çocuğu varsa çocuğuyla çocuklaşsın. Çocuğuyla çocuklaşsın. Biz bunu peygamberin her halinde her hayatında görüyoruz. Bugün babalar eğer ki herkesin elinde bir telefon yani bir çocuk babanın yaptığı espriyle susmak, gülmek yerine eline açılan telefondaki Pepe ile gülüyorsa Sibel Hanım işte enesler yetişmiyor. Baba evinde çocuklaşacak. Bugün inşallah akşam bizim YouTube kanalımızda saat 20.30'da hadis-i şerif dersimiz var. Hadisin ravisi de Hazreti Hasan Efendimiz. Orada da göreceğiz. Dinleyicilerimizi davet ediyorum. Orada da hadisi şerif rivayet eden sahabenin hayatından bahsediyoruz. Peygamberimiz Ebu Hureyre rivayet etse gerek veya Hazreti Enes diyor ki küçük torununu almış sırtına yerde dıkı dık dıkı dık atçılık oynuyordu. Deve gibi çocuklarını bindirmiş. Sonra ben dedim ki diyor maşallah bineğiniz ne güzel binekmiş Resulullah ya. Resulullah dedi ki diyor yok biniciler güzel biniciler güzel dedi diyor. Yani çocuklarımızla yeri geldiğinde oyun oynayabilelim. Mesela sahabeden birisi diyor ki bir teravih günüydü. İnsanlar böyle camide namaz kılıyorlardı. Biz de diyor caminin bahçesinde ağzımıza su dolduruyoruz. Üf, birbirimize suyu püskürtüyoruz. Böyle oyun oynuyoruz. Sahabeden birisi de namaz arasında çıkıyor. Yapmayın ses yapmayın içeride namaz kılınıyor filan derken biz dağılıyoruz. O gidince tekrar geliyoruz oyuna devam ediyoruz diyor. Sonra peygamber çıktı. Biz hepimiz kaçırken gelin gelin dedi diyor kaçmayın. Siz ne yapıyorsunuz oyun oynuyoruz. Bu oyun nasıl oynanıyor dedi diyor. Birisi suyu aldı gösterdi diyor. Peygamber de bizimle böyle suyla oyun oynadı diyor. Yani günümüzde en lazım olan şey. Zaten akşama kadar çalıştım yoruldum işte paranı veriyoruz neyin eksik geç odana dersini çalış. Diyen bir baba bu hali yakalayabilir mi? Peygamber bunu yapıyor. Daha önce de söylemiştik. Bir eve ashabıyla beraber bir toplantıya gidiyor Resulullah. Orada da baya böyle yani bürokrat birileri var. Evinde diyor küçük çocuğu kendisi anlatıyor. Ben de kenarda oturuyordum böyle diyor. Resulullah girdi o oturanlara hiç bakmadı bile. Benimle oynamaya başladı diyor. Benimle oyunlar oynadı. Beni güldürdü, şakalaştırdı. Böyle su savaşları yaptı. Sonra benim gönlüm oldu. Sonra beni bıraktı o toplantıya geçti diyor. Çocuklarla yakınlık. Allah bizlere bu hadiseyi, bu hali nasip etsin. Yani yeri gelince çocuğu güldürüvermek. Hani bazı babalar vardır. Aman bunlara yüz verirsen tepene çıkarlar diye hep asık suratlıdırlar. Bu değil ki. Merhamet bu değil. Evet yeri gelince babanın yüzü asık olacak ama yeri gelince de sırtlarını alıp bindikleri bir deve olacak. Biz Resulullah'ın hayatında bunu görüyoruz. Bir gün kapıya bir görevli koyuyor diyor ki içeride önemli bir görüşme var kimseyi almayacaksın. Efendimizin torunu Hazreti Hüseyin Efendimiz de küçük ağlıyor abire kapıda. Görevli diyor ki git diyor bak seni alamam dedem böyle söyledi. Resulullah çıkıyor. Kimdi o diyor? Hüseyin diye Resulullah. Niye almadın diyor? E ya Resulullah siz dediniz ya diyor içeride önemli toplantı var kimse girmesin. Kural diyor büyük içindir. Çocuk kuraldan ne anlar? Çocuk kuraldan ne anlar? Günümüzdeki en önemli şey. Sus bakayım benim maçım var bak sesini çıkarmayacaksın otur. Bir baba maçı için çocuğunu kenara yok sayıp otur kenarda ses çıkarma diyorsa işte. Peygamberi bir hayatı biz bulamıyoruz. Enesleri yetiştiremiyoruz. 70 yaşına geliyor Hazreti Enes bu sevdayla yaşıyor. Her rüyalarını aleyhissalatü vesselam Efendimiz süslüyor. Biz bizde neden bu olmuyor yani biz neyimizi kaybettik. Allah bizlere yardım etsin. Ve dediğim gibi uzun yıllar yaşadı. Basra'ya yerleşti. Orada çok ilim talebeleri yetiştirdi. Hatta o zamanın zalim yöneticisi Haccacı Zalim'le birkaç kez de karşı karşıya geldi. Ama Hazreti Enes hiçbir zaman çizgisinden ayrılmadı vefatından kısaca bahsedeyim. Çünkü beni çok etkiler vefatı. Vefat edeceği zaman oğluna dedi ki evladım dedi şu odada benim bir sandığım var bana getir. Getirdi. Onu açtı. İçinden bir tane bardak çıktı. Bir tane bir çubuk çıkardı. Bir de bir saç teli çıkardı. Çocuklar şaşırdılar şimdi yani bu ne acaba? Kaseyi o bardağı aldı böyle öptü. Vallahi dedi Resulullah'tan belki yüzlerce kez gördüm. Peygamber dudaklarıyla hep bu dedi kaseden su içerdi ve bunu da bana vermişti. E, bu dedi benim en önemli mirasım size bıraktığım bu kasedir evlatlarım dedi. 300 dönüm tarla bırakmış mı Hazreti Enes. Efendim en pahalı yerlerde yıkılınca yerine yüzlerce daire gelecek arsalar mı bırakmış Hazreti Enes? Ama 1400 yıl sonra adından bahsettirecek bir peygamber sevgisini miras bırakmış günümüzdeki en lazım olan şey. Diyor ki bu benim en önemli size mirasım. Vallahi gözlerimle gördüm Resulullah belki bu kaseden yüz kere su içti. Sonra peki baba dediler bu çubuk nedir? Ben dedi bir gün sallallahu aleyhi ve sellemin işini yapmıştım. Resulullah'ın adetiydi işini yapanlara muhakkak bir hediye verirdi. Etrafına bakındı verecek bir şey bulamadı. Yerden bir dal parçası kırdı al Enes'cik bu sana hediyem olsun dedi. Ben diyor bunu sakladım. Ben vefat edince de diyor size vasiyetim bunu diyor benim kefenime tam şu göğsümün ortasına koyun. Yarın diyor ben Allah bana ne getirdin diye sorarsa ya Rabbi senin habibine hizmet etmiştim onun bana verdiği hediyeyi getirdim derim diyor. Ondan sonra diyor ki peki bu saç teline bu da diyor Resulullah'ın sakalı şerifi. Bunu da diyor dilimin altına koyun. Yarın Allah'ın huzuruna varınca bu dil hep onun sözlerini söyledi bu dil hep onun sözleriyle meşgul oldu diye diyor. Rabbimin huzuruna Resulullah'tan benimle beraber bir parça gitsin dedi diyor. Ve bu şekilde vefat ediyor. Çok bize hadisi şerifler rivayet etmiştir. Bir hadis çok önemlidir. Bir gün diyor Resulullah'la mescitteydik. Sonra bir adam geldi. Ya Resulullah dedi diyor kıyamet ne zaman? Sordu kıyamet. Peygamberimiz namaza durdu. Namaz bitince bize döndü dedik diyor Hazreti Enes. Eee... O kıyameti soran adam nerede? Buradayım ya Resulallah deyince. Söyle bakalım kıyamete ne hazırladın dedi diyor. Hazreti Enes diyor ki bu hadis benim en sevindiğim hadistir. Derde bakın siz şimdi. Ne hazırladın? Adam dedi ki diyor vallahi ya Resulallah. Allah bana merhamet etsin. Ne çok orucum var ne de çok namazım var. Pek ibadetim yok. Ama Allah ve Resulü'nü çok seviyorum dedi diyor. Peygamber de döndü dedi ki diyor. El meru me'amene habbe. Korkma. Ahirette kişi sevdiğiyle beraberdir. En çok sevindiğim hadis-i şerif bu oldu diyor. Neden bunu söylüyorum? KON TV izleyicilerimiz, bizim KON TV ailemiz, bizim sahabe-i kiramı dert edinip ekranlarının başından ayrılmayan kıymetli dinleyicilerimiz ve bizim için Rabbimiz şahit olsun ki biz onları seviyoruz. Biz 1400 yıl sonra zamanın su gibi aktığı, sabah olmadan akşamın olduğu bu efendim çileli bir dünya hayatında onları seviyoruz. Onlar için vaktimizi ayırıyor, ekranın başında oturuyoruz. İnşallah bu hadis bizlere de bir şefaat olur. Elmer umamen habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Ahirette hep birlikte Hazreti Enes'lerin Resulullah'ın yanında buluşmamıza bu hadis-i şerif vesile olur İnşallah. İnşallah. İnşallah hocam. Gerçekten öyle. Dünya hayatı kısa. Önemli olan güzel şeyler bırakabilmek arkamızda ve ardımızda dediğiniz gibi. Şöyle güzel mesajlar var hocam. Mesajlarla devam edelim isterseniz. Ee, bir tane çok e, bir teyzemizin bir fotoğraf vardı. Ekip arkadaşlarımdan da rica edeyim. Ee, i̇zleyicimiz teyzemiz bizi izliyormuş. Şöyle neredeydi fotoğrafımız onu ben bulana kadar şöyle bir devam edelim istiyorum. Bir tane teyzemiz. Bizi izlerken çok dikkatli bir şekilde izlerken Evet şimdi buldum Maşallah demişler çok teşekkür ederiz Baktığım yaşlı teyze var Sizi devamlı izliyor Ah bir de başını kapasta diyormuş İnşallah çok çok dua istiyorum Biz edelim. teyzemize dua edelim Cenab-ı Allah sağlık sıhhat afiyet içinde inşallah iman selametiyle i̇nşallah. uzunca bir ömür versin Teyzemiz de bize ve size dua etsin inşallah. ne güzel de etmiş zaten ne güzel Bu dualar demiş. boşa gitmez ama evet. Yani bir gün bu kontivi ekranlarında Sibel Hanım böyle bir türbanlı falan görüp de herkes şok olabilir yani. <laughs> evet değil mi? Çok dua ediyor izleyicilerimiz e, tabii, bana inşallah. Duanın açamayacağı hiçbir kapı yok buna iman ediyoruz. Evet. Ee, bir sorum yok demiş izleyicimiz. Oğlum cezaevinde Muhammed Hoca'yı e, izlediğini söyledi. Ya. Aa, cezaevinde de bizi izleyen izleyicilerimiz var. Rabbim Bunda... cezaevindeki abilerimize, büyüklerimize ve yaşıtlarım kardeşlerime Yusuf Aleyhisselam'ın sabrından bahşetsin ne güzel şimdi orada hafızlık yapıyorlar ilimle meşgul oluyorlar. Yani biz bilemiyoruz dışarısı mı daha hayırlı içerisi mi daha Hı -hı. hayırlı. Yusuf Aleyhisselam bile dedi ki ya Rabbi dedi bu tuzaklardansa kadınların tuzağındansa zindan bana daha hayırlıdır dedi. İnşallah Rabbim yardımcıları olsun. Onlara Kur'an'la çıkış kapıları açsın. Hafızlık eğitim alıyorlarmış hocam evet, zaten. Hafızlık şimdi çok güzel. Yani evet, diyanetimiz çok güzel demiş. çalışıyor bu konuda. Hı -hı. Allah sebep olanlardan sonsuz razı olsun. Ee, ne güzel orada hafızlık eğitimi yapıyorlar Şöyle bir şey varmış hocam pandemi sebebiyle de evet. Hocalar gidemiyormuş ee, Çokça dua istiyoruz i̇nşallah. Dua bekliyoruz Onlardan nemişler? da biz dua istiyoruz Zindandakilerin duası da makbul olur inşallah Yusuf Aleyhisselam'ın sabrından ve halinden Onlara Rabbim lütfetsin İnşallah dışarıdaki yakınlarına da Bir an evvel karışma güzelliği versin İnşallah İnşallah hocam Şöyle bir sorun var demiş izleyicimiz. de uyanıyorum. Dörde kadar uyanık kalıyorum. ibadetimi ediyorum. Sabah namazına kadar uyusam bir sıkıntı olur mu? Olmaz neden olsun. Şöyle devam edelim. Mesajlar maşallah gelmeye devam ediyor. Ama ikiden Selamlar dörde kadar var. ibadet ettiğini kimseye söylememeye dikkat etsin. Evet değil mi? Tabii. İbadetin gizlisi güzel olan. Hayırlı yayınlar. Hocamızı bizimle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederiz demiş. Ee, bu konuyu sanırım konuşmuştuk hocam. Her sene Ramazan ayı neden 10 gün erken geliyor diye bir soru gelmiş. Canım bu ayların yani sistematiği dünyanın yaratılışının hı hı. yıl yıldan 10 gün önce geliyor. bu. Yani bunu araştırmacılarımız internetten araştırsınlar. Ben Hatice Kübra Kayseri'den yani gurbetten selamlar demiş. Muhammed hocam dualarında bizleri de unutmasın İnşallah demişler. İnşallah Kayseri'ye biz de selam edelim biz de dua isteyelim. Evet. Seni izliyoruz. Allah'ım sana da daha iyi ilimler nasip etsin. Mustafa Ceren. Evet gönderir. amcamızın Amcanız. biz de ellerinden öpelim. Evet. Selam olsun. Biz de sevgilerimizi göndermiş olalım. Bursa'dan bir mesajımız var. Hepinizden Allah razı olsun. Kon TV'yi buldum canlı canlı izliyorum. Elhamdülillah demiş. Hocamız da dua ederiz ve dua bekleriz demişler. Yeşil Bursa'mıza da selam olsun. Evet. İnşallah iyisinizdir. Hayat Var programını ilk defa izliyorum. Çok beğendim. Hocamızın sohbeti de çok güzel. Dinlerken mutlu oldum. Yüce Rabbim hepimizi böyle güzel sözlerle mutlu, mutlu etsin demiş. Amin. En güzeli ee, bu. Ben sizlere ve ekibinize çokça teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Ee, Konya Karatay Mevlana merkezinden Hava Eren Hanım göndermiş. Teşekkür ederiz. Biz de sevgilerimizi iletmiş olalım. Ee, hatim duaları var. Birazdan yapacağız hatim duamızı. Ladik'ten Bilal e, Kilo Bey göndermiş. Hocama sevgiler demişler. Biz de diye topluca selam edelim buradan inşallah. Ee, bir hatmimiz var. Duanıza eklerseniz demişler. İnşallah dualarımıza dahil edeceğiz. Bütün bugün şöyle devam edelim. Evet. Şöyle yoğun bakımda hastamız var. Herkes bunları okumamızı istiyor demişler. Yasin tayyarisı diye bir şey hı hı. yazmışlar hocam. Bilinen Kur'an okuma şekli var. Ee, halk arasında döngel Yasin deniyor. Bu şekilde mi okunması lazım? Diye yani okunsun da nasıl okunursa okunsun. Hı hı. Yarsın Hastamız için işte, sohbetin başında. Yani Kur'an-ı Kerim baştan sona şifa. Biz okuyalım ama bu samimiyetle okuyalım. Şifayı vereceğin Allah olduğunu bilelim. Ne okursak okuyalım. Evet. Rabbimiz, hocamızı bağışlasın demişler. Çok üzgünüm bir konuda demiş. Benim Rabbimin bağışladığı iki oğlum var ama maalesef dinimize anlatamadım, yönlendiremedim. Biri 28, biri 24 yaşlarında çok geç kaldım demiş. Yok, niye çıkmadık candan ümit kesilmez. Yani Musab bin anne karnında İslamla buluşmadılar ki biz Müslüman bir toplumuz. Evet. Biz de 24 yaşında, 25 yaşındaki insanlarla yani çok güzel bir şekilde yeniden sıfırdan başlayabiliriz ki dediğim gibi zaten Müslüman bir toplumuz. Zaten Allah'a peygamberi bilerek büyüdük. Yani şirk üzere büyümedik. O yüzden çıkmadık candan ümidimizi kesmeyeceğiz Sibel Hanım. Bizim toplum olarak ya Allah bunu da affedecek mi Allah aşkına? Bu zaten ön teker nereye giderse arka teker öyle şey olur mu? Peygamber bunu hiçbir zaman yapmamış. Çıkmadık candan aleyhissalatü vesselam ümidi kesmemiş. O yüzden biz de hiçbir zaman ümidimizi kesmeyeceğiz. Müslüman her an ümit var olur. Evet. Müslüman her zaman yeni bir şeyler yapacağının bilincinde olur. Evet 24 yaşında 28 yaşında bir insana belki bir şeyleri anlatmak, bir yerlere yönlendirmek zordur ama imkansız değildir. Biz iman ederiz ki izâ erâde şey'en eyyeku lehu kun fe Bir şeyi murad ettiği zaman ol deyip olduruveren veren Allah'a iman ettik. O anne seherlerde uykusunu bölecek özellikle cuma geceleri bu gece. Hı hı. Uykusunu bölecek, Rabbine elini açacak. Allah'ım benim çocuklarımı hidayet üzere. Yani bakın anne babanın duası kadar etkili bir şey yok. Mesela bazen bana diyorlar ki hocam işte annemle tartıştım. Babamla tartıştım. Bak bak tartışmış. Yani topuklarıma sıktım demek bunun Türkçesi. Gerekirse o kapıda kedi gibi yatacak anne babasının gönlünü alacak. Çünkü anne babanın duasının çözemeyeceği hiçbir iş yok. Bakın tekrar ediyorum. Anne babanın duasının çözemeyeceği hiçbir iş yok. Bazı bana yazıyorlar çocuğuma dua eder misiniz oğluma dua. Yahu siz ne yapacaksınız benim duamı? Benim duamı kim ne yapsın? İnşallah kabul olsun. Tabi Müslüman'ın Müslüman duası geçer ama anne babanın elinde dua silahı var. Seherde uykularını bölecekler evlatları için ağlayacaklar, seccade üzerinde isteyecekler. Hiç çözülmeyecek bir iş kalmaz diye umut ediyorum. Evet bu programı daha önce yapmıştık. Youtube sayfalarından evet. da Konte ve Youtube sayfasından da takip edebilirler. Sizin sayfanızda da var Muhammed Şen evet. Youtube sayfasında onu da söylemiş olalım. Mersin'den izliyoruz bir hatmin var dua eder misiniz demişler. İnşallah e, İnşallah Allah sizin gibi bir Müslüman olmayı nasip etsin. Doyamıyoruz dinlemelere demişler. İnşallah Teşekkür beni ederiz. onların gördüğü gibi yapsın. Hepimizi de hakiki Müslümanlığa ulaştırsın. Allah teşekkür, hepimize hidayet etsin. Cevat'a teşekkür ederiz. İstanbul'a selam olsun. Sibel Hanım sizi beğenerek izliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Allah razı olsun sizlerden demişler. Ee, salgınla alakalı sorular sorulmuş. Şöyle hızlıca geçeceğim. Çünkü hatim duası sigara haram mı diye sorulmuş hocam. Diyanetle görüşsünler. Evet. Diyanetimiz haram olduğunu söylüyor. Ama sağlık açısından ben... E, haram helal konusu değil bir programcı olarak sağlık açısından sağlığa zararlı diye de lütfen yani şunu söylemiş söyleyelim. olalım. Diyanetimiz haram olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanımız da özellikle rica ediyor herkesten içmeyin diye. Evet. i̇çilmesin İç, yani. Evet onu da söylemiş olalım. Ee, sabah namazından sonra tekrar yatmak günah mı hocam? Günah değil ama bereket kaçıyor Sibel Hanım. Yani bir Müslüman sabah namazından sonra uyumaz. Tesbihle zikirle meşgul olur seccade üzerinde oturur ve o gününden nasıl bir bereket alır izlesin görsün. Evet hatim dualarımıza COVID hastalarını da katalım hocam. İnşallah. Çünkü yoğun bakımda annem tedavi görüyor. Durumu çok kritik demişler. Allah'ım şifa versin inşallah tüm hastalarımıza. Celalettin gülsün Konya'dan özür dilerim Hollanda'dan. Hollandayı Konya diye okudum. Vallahi helal olsun. Hollanda Rotterdam'dan bizlere yazıyormuş. Teşekkür ederiz tüm gurbetçilerimize sevgilerimi göndereyim ben de. Şöyle sorular var hocam soruları artık hızlıca geçeceğim. Hatim duasının içine Yasin hatmimiz var inşallah eklerseniz. Yeni askerden gelmiş oğlum niyetiyle okuduk Allah yolunuzu açık etsin demişler. Çok beğeniyoruz çok güzel şeyler öğreniyoruz Allah razı olsun demişler. Sarçuklu'dan Cengiz Koyuncu biz de çok teşekkür ederiz. Fransa'dan yazıyorum. Ee, rüya tabirleri sorulmuş Fransa'ya sevgilerimi gönderim artık çok kısa süre Yusuf Efe de inşallah hocamız gibi birisi olur bir Yusuf Efe bir ekrana verebilir miyiz arkadaşlar? Süreyi aşmayacağım bugün söz veriyorum sonra ekip bana kızıyor. Evet Yusuf Efe bir miniğimizin e, fotoğraf karesi gelmiş. Her perşembe iple çekiyoruz. 9 tane hatim duamız var diye gelmiş. Teşekkür ederiz. Şöyle mesajlar e, gelmeye devam ediyor. Ee, birçok soru da var hocam. Yani soruları artık geçiyorum çünkü sorulara girdik mi çıkamayacağız. İstanbul'dan gönderiyoruz. Sevgiler, selamlar diye mesajlar gelmeye devam ediyor. Evet. Hocam oğlum İslam'ı uzak. E, onun için Zemzeme 21 Taha suresi okuduk. Siz de duaya alır mısınız demişler. İnşallah. 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 Bütün bugün genç kardeşlerimiz için de dua edelim hocam. İnşallah. Ee, ben özellikle bugün tabi şöyle okumadığımız mesajlar fazlasıyla gelmeye devam ediyor. Haklarınızı helal edin çünkü birçok mesaj var. Hatim duasını da e, bitireceğimiz için de söylemiş olalım. E, bugünkü programımızda da Hazreti Enes'in hayatına şöyle bir kesitler aldık koyduk inşallah hanemize. Hocam sizin de dilinize yüreğinize sağlık. Eyvallah efendim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. İnşallah Hazreti Enes'in şefaatine hep birlikte nail oluruz. İnşallah. E, veda edeceğiz sevgili izleyicilerimiz. Ben de hocam. E, benim çocukluğumun eniştesi Denizli'den e, Covid yüzünden vefat eden bir akrabam var. Mehmet Harman enişteye inşallah. E, onu da ben de dahil edeyim. Dün bir i̇nşallah. de çok sevdiğim bir kardeşim var. Onun annesi de Covid'den vefat etti. Sevgili Ahmet Uçar. Ve bütün ailesi sevgilerimi gönderiyorum. E, Fatma Uçar <laughs> ablamızın da inşallah ruhuna. Ve Covid'den vefat eden bizleri izleyen yakınlarına, şifa bekleyen herkese de inşallah hocam hatim i̇nşallah. duamıza dahil edelim. Efendim bugünlük de programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü yine sizlerle birlikte olacağım. Görüşünceye kadar hoşçakalın. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve anna ve afir lana ve arhamna ente mevlana fensuruna ala al kafirin. اللهم يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ويا ذا الجلال والإكرام اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم, أغثنا اللهم أنت الغني ونحن الفقراء أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إلهي يا ربي Ey alemleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i tüm yarattıklarının içinden seçen ve bizleri de o kutlu peygambere ümmet kılan Yüce Allah'ımız, okunan hatmi şerifleri, yasini şerifleri, fetih surelerini, ihlas surelerini, salavat-ı şerifeleri, kelime-i tevhidleri cümlesini dergah-ı izzetinde kabul ve makbul eyleyip Ya Rabbel Alemin okuyanlar ve bizleri bunun sevabından, maneviyatından hissedar eylem. Ha asaten başta sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bir cümle peygamberlerin Ya Rabbi sahabe-i kiram hazaratının ezacı mutaharat annelerimizin aşere-i mübeşşeremizin ya Rabbi şehitlerin efendisi Hazreti Hamza, Hazreti Hüseyin efendilerimizin ve şu ana kadar gelmiş geçmiş vatan için, bayrak için, millet için şehit olmuş, toprağı için, vatanı için şehit olmuş bir cümle askerimizin, polisimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeledik haberdar eyle. Andan hasıl olan sevabı bir cümle tebe tabi'in dönemi, tabi'in döneminin müfessirlerimizin, muhaddislerimizin, ya Rabbi İslam'a hizmet etmiş, kitaplar yazmış, bizlere eserler bırakmış, talebeler yetiştirmiş olan ulemamızın, hasaten İmam Nevevi Hazretlerinin, Ya Rabbi kitaplar yazmış olan, Ya Rabbi Sahih Buhari, Sahih Müslim sahiplerinin ruhlarına, Bil cümle ya Rabbel Alemin, ulemamızın ruhlarına, müfessirlerimizin, muhaddislerimizin ve ehlullahın, Allah dostlarının ruhlarına, Hafızatın Abdülkadir Geylani, Ahmed El Bedevi, Şahın Akşibend, ya Rabbel Alemin, bil cümlesinin ruhlarına, ayrı ayrı hediye ediyoruz haberdar ile ya Rabbel Alemin. <laughs> Bizleri dinleyen, ekranları başında bizlerle buluşan dinleyicilerimizin cümle ahirete göçmüşlerinin ruhlarına. Hasaten bu kadar hatmi şerifleri okuyup bizlere bildiren ve her niyetle okudularsa cümle okuyanların niyetlerinin hasıl olması için Cümlesinin geçmişlerinin ve hayatta olanlarının ruhaniyetlerine hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbel Alemin. Bizleri yetiştiren hocalarımızın, kitaplarından faydalandığımız hocalarımızın hayattalarsa ömürlerine bereket, vefat ettilerse kabirlerine nur ve makamlarının cennet olmasını nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbel Alemin vatanımızı milletimizi selamete kavuştur. Bu korona belasından acilen cümlemizin kurtulmasını nasip eyle. Hepimize Ya Rab hidayet eyle. Ya Rabbi hastane köşelerinde bizleri dinleyenler varsa cümlesinin Ya Rabbi şifalarla acilen sağlık sıhhate kavuşmalarını nasip eyle. Ha zaten Sibel Hanım'ın isimlerini söyledi. Şu an hatırımda değil ama cümlesinin Ya Rabbi ruhlarına bu koronadan vefat eden cümlesinin ruhuna hediyeledik haberdar eyle. Ha zaten bir Fatiha'ya muhtaç olan nesli kesilmiş, kabri kaybolmuş, kimseleri kalmamış olanların ruhlarına. Ha zaten Ya Rabbi nesli olmasına rağmen bir Fatiha'ya muhtaç bırakılmış. Allah'ım senden, Habibinden gafil kalmış nesillere sahip olanların ruhlarına... Ve o gafil olanların da ruhaniyetlerine bu okunanları hediye ediyoruz haberdareyle. <laughs> ya Rabbi bizleri susuzlukla, kuraklıkla imtihan eyleme. Ya Rabbi gök kapılarını bizlere aç, hayırlı yağmurlar nasip eyle. Ya Rabbi yeniden bitkilerimizin çoğalacağı, Ya Rabbi yerden hayırların, rahmetlerin biteceği hayırlı rahmetlerinle bizlere muamele eyle. Allahümme eghisne, Allahümme eghisne, Allahümme Ya Rabbi bizlere faydalı, ya Rab maddi manevi fayda verecek yağmurlarınla rahmetinle ya Rabbi yeniden topraklarımızı suyla buluştur. Ya Rabbel Alemin cümlemize yardım eyle. Ya Rab sana istiğfar ediyoruz. Biz biliyoruz ki bu başımıza gelenler ellerimizle yaptıklarımızdan, şımarıklığımızdan, yanlışlarımızdan. Ya Rabbi sen Kur'an'ında bize öğrettin Nuh Aleyhisselam'ın diliyle. Ve en istagfiru rabbekum innehu kâne gaffâra semâe aleykum Ya Rabbi biz sana istiğfar ediyoruz. Günahlarımızın bağışlanmasını diliyoruz ki gök kapılarının açılıp rahmetin inmesine günahlarımız mani olmasın. Kurban olduğumuz sana Allah'ımız. Rabbimiz Allah'ımız mabuduz dinleyicilerimizin yuvalarına huzur, gönüllerine nur bahşeyle. ümmet Muhammed'in ve dinleyicilerimizin hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlarına eda, evladı olanlara salih, saliha eşler, evladı olmayanlara hayırlı zürriyetler nasip eyle. Ve kimin gönlünde ne muradı varsa hayırlarla onların Ya Rabbi yerine gelmesini, bulunmasını nasip ve müyesser eyle. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin. والحمد لله رب العالمين الفاتحه